Ee, ben Hasan Bey ve Hilmi Bey'e soracağım bunu. Ee, hem e, öncelikle Murat Bey söyledi sonra e, Necdet Bey ben, de tekrar etti. E, e, bir şey ekleyebilir miyim? Hani e, hep konuşulurken da e, bu iklimi konuşulurken ilginç şeyler anlatılıyor, hikayeden anlatıyor. Ben de bazen diyorum ki ben bu ülkede yaşamadım herhalde başka bir ülkede yaşadım. Bu ülkenin <laughs> e, gerçekleri bu değilmiş falan gibi algılıyorum. Refah yol hükümeti hatırlarsınız. Refah yol hükümeti e, sırasında bakanlardan bir tanesi benim de içinde bulunduğum Ankara'daki kolorduda da e, tank bölük komutanıydı. Hayatımda gördüğüm en temiz, işini düzgün yapan, tertemiz, pırıl pırıl bir yüzbaşıydı. İdealist. Yani bir subay nasıl olur derseniz göstereceğim şeylerden bir tanesiydi. Refah yol Hükümeti biliyorsunuz devrildi. Ondan sonra işte parti kapattı. İlk yapılan işlem neydi biliyor musunuz? Yaş karayla atılmaktı yüzbaşı. Suçu neydi biliyor musunuz yalnızca? Abisi Refah yol Hükümeti'nde bakandı. Benim gözümün önünde yaşanan bir olay. Hiç öyle ikinci birisinden duydum falan filan. Gözümün önünde yaşanan şey. Arkadaşlar bunlar o zaman yaşanırken hepiniz için legaldi bunlar. Bakın legaldi. hiç, hiç kimse itiraz etmedi. Herhangi bir siyasi partiyle ilgili konuşan generaller biliyorum ben şeylerde çıkıp ağır ithamlarla konuşan insanlar biliyorum. Hiç kimse itiraz etmedi o zaman kimse militan filan demedi bunlara ya. Herkesin söylediği şey neydi? Helal olsun. Helal olsun diyorlardı. Ve helal olsun diyen şimdi ağzını açmıyor adama militan diyor ya e ben de bunu anlamıyorum yani. Ondan sonra o insanlar emekli olup size geldiler sizin orada rozet taktılar ya. Sizin şeyinizde rozet taktı bu adamlar. En ağır lafları söyleyen adamlardı bunlar. Niye hiçbirine itiraz etmediniz o zaman? Niye demediniz ki ya sen arkadaşım askersin, sen işinle gücünle uğraş. Sen işinle gücünle uğraş. Yani senin kimsenin başörtüsüyle, kiminse hayatıyla, oysuyla buluşsa hiç... Siz duydunuz mu hiç militan lafını bir şey, bir şey? Duydunuz mu şöyle bir şey? Hiç duydunuz mu? Ben hatırlamıyorum yani. Ben o zaman görevdeydim çünkü. 2004'e kadar ben görevdeydim bu ülkede. Hiç hatırlamıyorum ya. Yani. Ve tam tersine en çok alkışta onlar alıyorlardı. Siz duydunuz mu bu dönemde bir tane generallerin çıkıp CHP ile ilgili en ufak bir laf söylediğini duydunuz mu? Siz gör, gördünüz mü herhangi bir şey muhalefet partisi ile ilgili? Veya başkasıyla ilgili bir şey laf duyuyor musunuz? Herkes işiyle gücüyle uğraş. Herkes işiyle gücüyle uğraş. Ya bu 50 yıl önce falan olmadı ya. Benim yaşım falan tutuyor yani. Bu ülkedeki birçok insan da bunlarla büyüdü, bunlarla yaşadı ya. ya bunları nereye koyacağız? Bunların hiçbirine itiraz bunları etmeyen yani insanları bugün yüksek perdeden yüksek perde mi? bak Hayır getirmez ki yani bunları eleştirmek yani dönemsel itibariyle tespitinize diyelim ki evet diyorum ama onu o da eleştirmemek bak, bir şey bugün eleştirmemek anlamına gelir mi yani? Ee, bak üstad benim konuştuğum şey de sen değilsin. O sen günde, mi dedim de, mi? Bak. Sen demedin. Bakın. O yüzden hani benim her sorduğum şey ben ben, bak mantık yürüttüğümde bile benim söylediğim şey şu değil. Ben size niye söylediniz diyemem çünkü siz bu lafı siz ettiniz. Tamam tamam. Benim söylediğim şahıs bu lafı edenler siyasetin içindeki insanlardı. Yaşayan insanlardı. Tamam. O gün de itiraz edecektiniz. O gün de itiraz etseniz her zaman söylüyorum bak anlamlı olan ol, nedir oğlum, biliyor keşke musunuz? Keşke böyle olsa işte. Bakın bir insanın hayatındaki demokrasi süreci Yalnızca iktidarda ve muhalefet olduğunda değerlendirmez. Hem muhalefetten hem iktidardayken insana bakarım ben. O zaman ne konuşmuş, bu zaman ne konuşmuş. On, bak, tam, tam ben de tam, diyorum ya. ki güce bakarım. Güç sendeyken hiç şey. itiraz etmediklerine... Şey. ...bundan on kat daha fazla militanlıklara ağzını açmadın. Bugün belki onun onda biri bile yapılmadığı... Şuna, size aynı fikirdeyim söylüyorum. Şu andaki sistemin içerisinde... AK partili gibi davranan vali var mıdır? Vardır. Ben de altına imza atarım. Ama şunu söyleyeyim, bir Tunceli valisi var. Destan yazıyor adam. Tunceli'deyken de bütün bölge o, halkının Tunceli, e, orduya giden vali, abi. orduya gitti. yani o gün de destan yazıyordu, bugün de destan yazıyor. Ben bunun gibi Türkiye'yi gezerken tanıdığım yüzlerce, bakın bir kez daha söylüyorum. AK Partili olmadığını bildiğim en az 30 tane evet. vali tanıyorum. AK Partili bak, değil. Bu tür şeyler olabilir abi. Ama, bak ama başım, bak, bak Erzincan söyleyeyim. valisi vardır. Efsane vali Recep Yazıcıoğlu. Siyasi çizgisi belli ya değil, abi ama ki, Recep Yazıcıoğlu efsanedir. Bak geçmişinden bahsediyorsun. Ben abi, şimdi şey, bahsediyorum. Ya bu örnek bugünü tartıştığımız bak bu bak, olabilir. Bugün için konuşuyoruz. Üstadım peki, peki. ben sana bir tek bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Demin çok güzel bir örnek verdin. Dedin ki şu kişiler bu yüzden alınmıyor dedin değil mi? Bu bunun sebebi olarak da algıdaki seçicilikten bahsettin değil mi? Birileri bunlara kötü gözle baktıkları için almıyorlar veya seçiyorlar diye bakın tamam. Üstadım, algıda seçicilik yalnızca tek taraflı bir olgu mu? Empati yaptığımızda mutlaka karşı tarafı vardır olmaması mümkün değil. Ben de onu mi? söylüyorum. Diyorum ki Ama orada hakim olan kimdir? Soru o. Bak işte ben siyasal de aynı, bak ben de şimdi diye. aynı yere geleceğim. Ben de aynı hakim yere geleceğim. Olan bakın iklim, evet. o gün de bu mücadeleyi. Bugün bugün de o mücadele yapan insanlar var. O gün de mücadele yapan insanlar Hayatımın hiçbir safhasında hiç kimse için genelleme yapmadım. Tamam. Güneydoğu'da görev yaptığımda onlarca röportaj vardı. Bana Güneydoğu ile ilgili onlarca şey sormuşlardır. Bir tek olumsuz kelime söz etmemişimdir. Güney ve Doğu Anadolu bölgesinde ile ilgili. Niye biliyor musun? Hep söylediğim şey şudur. Oranın insanları benim hayatımı kurtarmıştır demişimdir. Hep bu lafı söylemişimdir. Tamam. Onlar benim vatandaşlarım. Benim görevim Terörist öldürmek değildi. Onları onlardan korumaktı. Benim canım yanmadı mı? Benim arkadaşlarım gözümün önünde mayına basmadı mı? Benim arkadaşlarım pusuya düşürülmedi mi? Yaşamadım mı ben bunu? Benim empati yapma hakkım yok muydu? Yok. Önce benim görevim vardı. Ben o görevi yaparken ayrım yapmayacaktım. ya e ben de şunu söylüyorum. Ben gariban bir üst teğmenliyim. Yüzbaşıydım. Siyasetçi dediğimiz ke insanlar. Keşke bakış hakim olsa Türkiye. Keşke böyle baksa. Ama bugün İnsan. siyasetçi dediğiniz insanlar 30 yıldan beri bu ülkede hizmet ediyorlar. Bürokrasi çalışmışlar. Yap. Bu lafın ne kadar ağır bir kelime olduğunu Yapalım. bilmeyecek bir durumlar olabilir mi? Ya olamaz ama bakın işte ya sizin çizdiğiniz ya. profilde normal olarak insanların beklentisi ne? Sizin şimdi çizdiğiniz profilde görev yapacak e, asker, Ama öyle yapıyorlar. Benim arkadaşlarım ya. %90'ı bu şekilde yapar, %100'ü böyle yapar. Yapmayan zaten ayrılır bizde. Ya şimdi bakın... Üstadım yapmayın böyle yani, şeyler. Ya işte ama keşke öyle olsa. Öyle olmadığını... Yani sonuçta öyle olmadığını yaşayarak görmüyor muyuz? Siz mantık üretin siz olabilir mi? Yani ya ben sana ben pek... Bakın bak, askerleri ben, dışarıda tutarak, bak, subayları ben, dışarıda hay ben, tutarak... Hayır ben tutarak, ben bildiğimi anlatayım. Ben size bildiğimi evet. anlatayım. Bakın ben size bildiğimi anlatayım. En doğrusu budur. Bakın şöyle evet. söyleyeyim. Eğer bu ülkede PKK'nın istediği Türk-Kürt çatışması yaşanmamışsa... Bunun en önemli şeylerden bir tanesidir biliyor musunuz? Hiç kimsenin bunu prim prim verdirecek hiçbir eylem için olmamış olmasıdır. Yani Çok halkla teröristi ama, birbirine asla denk demiştir ve bu işin yalnızca bir Kürt hareketi olduğunu, teröristlerin Kürt olduğu gibi izlenimi asla içinde barındırmamıştır. Ben arkadaşlarıma giderken meslek hayatımda hep aynı şeyi söyleyeyim. Bana da çünkü bana da büyüklerim onu söyledi. Bizim görevimiz bu ülkenin vatandaşını korumak dediler. Başka hiçbir dedim ya demin yeminimiz vardı biz yeminimizi hatırlarız. Ya bu yemine en azından şey yaparsınız. Hürmeten. Hürmet edersiniz. Ve bu militan lafını söylemezsiniz ya. Yani söyle bu bakın bu empatiyle onlar da yapmışlardı da bunlar yapmışlardı da olmaz. İki gün sonra bu militan dediklerinizden bir veya birkaçı şehit olacak. Bakın bu ülkede her gün bir kişi şehit oluyor. Mete Bey ee, yapmayın etmeyin bak. Bakın prens, yapmayın bakın, siz bak akıllı bir insansınız. Bakın ama şöyle. Vicdani bir insansınız. Düşünmedim. Bunu en azından baştan reddedin Bakın söylüyorum ya, bak, baştan reddedin. Bu ben, kabullenecek bir laf ben, değil. Bu empatiyle olmaz. Bakın ben sana, olmaz şunu çok net söylüyorum. Sizin çizdiğiniz çerçevede görev tanımı doğru tanım. Olması gereken o insanlar devletten ve devletin görevlerinden bunu beklerler. Ben de bunu beklerim. Bu anlaşılır bir şey ama orta yerde diyelim ki demin siz verdiniz tabi İsmail. Ee, şeyle e, Metin Temel Paşa ile. Metin Temel evet. ile ilgili bir örnek verdiniz. Daha yeni yaşanan Bolu ile ilgili şey. Şimdi mesela buna yönelik normal olarak olması gereken ne? Birilerinin ne demesi lazım? Hop durun. Siyasi olarak tavır alamazsınız. Sizin bu tav, dav, davranışınız... De, ne, ne, oldu Bolu'da? Ya Bolu'da da ülke ocaklarını ziyaret vardı ya bu saldırıların olduğu sırada Bolu e, ordu komutanı e, ee, Bolu Ordu Komutanı olmaz. Bolu'da Tugay Komutanı. Tugay Komutanı tamam. Düz, tamam. İlk yok yok yanlış var. anlama. Şey yok, yo, doğru, Tamam tamam. Ya, yani ordu Komutanı derseniz birinci Ordu Komutanı veya birisi oraya gitti o gibi anlaşılır. Tamam. Ee, e, ülke çocuklarını ziyaret etti. Ve iki kere açıklama yapıldı. Bir tanesi iadeyi ziyaret dendi ilk açıklama. Arkasından da çok ısrar edildi o yüzden ziyaret ettim dendi. Şimdi bu olunca tekil örnek tartışıyoruz ya. Tekil örnek o zaman çoğulluğa dönüşüyor. Oysa sen dönüştürmeyin. Bunu, çoğula dönüştürme. Dönüştürme şey şu. Ne, bu, olarak mesela... Bu mümkün yani. Ama imkansız ama Mesela değil. Sayın İçişleri Bakanı, jandarma kime bağlı? İçişleri Bakanı'na. Sayın İçişleri Bakanı bu konuda uyarsaydı ne olurdu? Pozitif bir örnek olur. Bolu'da komando Tugay'ı kara kuvvetlerine bağlı. Evet. Yani ya sonuç itibariyle böyle bir olay oldu mu olmadı? Peki onu ya sorayım. Ben tamam. Mi, yani ben yani o anla bile da inan takip etmedim ama bakacağım. Şimdi ben bakacağım. Ismini yok yok sorayım. hayır bakacağım hayır, şimdi. Söyleyeyim hemen. Yok efendim yaptım da bakacağım. Ondan tamam, bakılır bakacağım yani güzel. Bilmediğim bir konu hakkında konuşacağım yani. Biz dediğimiz tüy sağlık kuvvetleri de bununla ilgili mutlaka bir çalışma yapıyor. Yani şimdi, hiç öyle yani Metin Temel Paşa'nın başına geleni hatırlayın ya. Bolu Aksakallı nerede şu anda? Özel kuvvetler Komutanı. Şimdi ben her bana he, bir ikinize bir soru soracağım. E, Mete Bey araya girdi. Stapla evet. yani. Yo, yo güzel, güzel oldu konuşmanızı e, yani tartışmaya e, boyu. Bolu jandarma ilk komutanıymış. Tamam yani. Bolu jandarma tamam. ilk komutanı. Tamam. Şimdi komando değil, günah anlamıyorum. Tamam o anlamıyla tamam. düzeltiyorum tamam. ben de yani. Murat gezici dedi ki Gav dedi e, yeni sistemde ee, cumhurbaşkanı partili ama valilerin, kaymakamların aynı zamanda cumhurbaşkanını temsil etme durumu söz konusu yasal olarak. Doğru. Bu bir karışıklığa yol açıyor. Hem devletin hem hem devleti temsil edecek hem cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. İkisini. Cumhurbaşkanının partili olması vali kaymakam açısından bir problematik haline gelebilir. O aradaki sınırı kaldırdın. Kır, kaldırabilir. Ne? Kırmızı Kaldırdı. yok artık. Tamam. Bu bence önemli bir eleştiri. Hasan Bey ve Hilmi Bey'den bunun bu eleştiriye ne diyecekler, ne cevap verecekler onları duymak ya isterim. Bu sistem eleştirisine giriyor. Yani konumuzu buraya taşıyacaksak sistem eleştirisinde hani Ama e, bizim... Şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir madde var. Diyor ki devleti temsil etme. Herhangi bir devlet içinde yer alan tüm farklı görüşleri, insanları millet bilip eşit bir şekilde temsil etmek demektir. Ayrım yapma, yapmamaktır. Parti farkı gözetmemektir. Valileri aynı zamanda AK Parti, CHP, MHP etkinliklerinde farklı farklı yerlerde görebilir miyiz mesela? Bunu göremeyiz. Bu bu tabloda. Ama AK Parti'nin e, etkinliklerinde görebiliriz. Esasında tam da burada benim bahsetmek istediğim. Va e, Vali 900, Bey AK Parti'nin 98 öncesinde görülüyor mu? İzmir valisi her, muhalif bir partinin ilk kongresine katılabiliyor. Şu an bunu yapsa biri mümkün müdür? Yani ya bak, yapabilir mi? Cesaret gösterebilir mi? Bir örnekten Sorum. yola gitmiş e, çıkmıştım. Onu tekrar hatırlatayım. Bizi de izliyor şu anda Nuri Bey. Nuri Okutan'la yaşadığımız bir şeyi anlatayım. Diyorum ya şu anda iyi Parti'de genel başkan yardımcısı. O ayrı bir örnek ama. Hayır, bir ör Adamın bürokratlığı bitmiş hayır, ve hayır, siyasete hayır, gidiyor. Valiyken emekli. yaşadığımız bir şey. Valiyken Şanlıurfa'da AK Parti mitingi vardı. AK Parti mitingi. Ve o gün planlama yaptık. Biz aynı zamanda akşamda yayın yapacağız. Vali Bey'le özel bir yayın, başka bir şey. Urfa ilgili gibi yayın yapacağız. Bakın AK Parti Cumhurbaşkanı, o başbakan, başbakan Erdoğan AK Parti ziyaret ederken vali Okutan yanından ayrıldı. Okutan yanından ayrıldı. Kendisi bir otele geçti. Ben orada dedim ki biraz biz Yıl? biz de dedim. Yani 2012 13, yani yanlış hatırlayabilirim. Ee, Cumhurbaşkanı Ak Parti e, il başkanını ziyaret etti, yani partisiyle olan ilişkileri bitirdi. Sonrasında tekrar Vali Bey refakat etti Vali'ye geçtiler. Şimdi bu bir örnek, bu bir örnek, yani Vali'nin duruşu açısından bir örnek. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik, doğru. Burada şimdi hani Ahmet Bey'in sorusu daha anlamlı geliyor. Yani sizin hatırlattığınız konu üzerinden. Bu bir sistem eleştirisi ve bugünlerde konuşulan bir şey. Yani yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın partili olup olmaması tartışılıyor. Ve sizin verdiğiniz örnek de doğru bir örnek. Yani eğer valiler devleti temsil edecekse, aynı zamanda Cumhurbaşkanı temsil edecekse, burada devletle hükümet iç içe geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. Yani burada tamam geçiyor. Peki. Ve bununla ilgili de ve bununla ilgili de zaten Hatırlarsanız hem hukuk işlerinden sorumlu Mehmet Uçum hem Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı sadece bir tane varsa yani Fuat Bey uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin bir tadilat belki de sürecine yani siz bunu anlamlı bir tartışma tabii, anlamlı olarak bir buluyorsunuz. Tarzıma. Evet, Hilmi Bey tarzıma. nasıl bakıyor? Ve bununla ilgili de bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası ben de. Tabii burada e, Sayın Fuat Oktay'ın özellikle bu uyum yasalarıyla ilgili çok detaylı bir çalışma yaptırdığını e, ve bunu rapor haline getirdiğini biliyoruz. Bu e, kamuoyuyla detaylarıyla paylaşılmadı ama e, önümüzdeki dönemde ben bu uyum yasalarının gündeme geleceğini düşünüyorum. <laughs> ve bu titizlikle hazırlandığını da birçok şeyde e, gördüm. Yani bu, bu uyum yasalarıyla ilgili çalışırken e, ben... İşte Ankara'dayım ve bürokraside de çok e, şey var, dostlarım var. E, görüş olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın muhalif görüşteki insanlar bile buradaki yaklaşımın çok doğru olduğunu çok detaylı bir şekilde titizlikli bir, titizlikle bu işin e, Fuat Oktay başkanlığında ele alındığını söylemişlerdi. Diğer taraftan bakıldığı zaman evet burası belki şey muğlak gibi görülebilir ama e, hiç böyle e, şeye gerek yok. Devlet olarak orada temsilcisi validir. Parti olarak temsilcisi de il başkanıdır. Bu eğer orada herhangi bir vali e, siyasi bir faaliyetine katılırsa e, Cumhurbaşkanının bana göre hata yapar. Ama temel olarak bakıldığı zaman e, buradaki süre, süreçleri birbirisinden kesin olarak ayırmak bunu ay, 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 ayırmak için de şeye de gerek yok. Yani böyle e, farklı yorumlara da gerek yok. E, düz bir şekilde baktığımız zaman devletin valisi ki 90'lı yıllarda giden herhangi bir muhalif partisi, muhalefet partisinin kongresine giden vali de yanlış yapmıştır. Bugün giden bir vali olsa AK Parti'ninkine de gitse başka bir partininkine de gitse yanlış yapar. Siyaset yapmak istiyorsa e, bırakır görevini istifa eder e, aday olur ada e, seçilir seçilemez görevine döner dönemez ama e, şey makamlar özellikle devletin temsil makamlarında bu tür siyasi faaliyetlere katılmak e, doğru değildir. O yüzden yani az önceki benim itirazım Alevi Sünni e, efendim Türk Kürt ve benzeri gibi yaklaşımlar da özellikle kamu görevleri açısından da yanlış ayrımcı ayrımcı bir şey e, tutum e, ben biliyorum işte hem valilerin olduğunu, hem kaymakamların olduğunu, hem üst düzey komutanların olduğunu, emniyet müdürlerinin olduğunu şeyde biliyorum. Ancak bunları söylemek burada tartışmak da çok doğru bir yaklaşım değil. Net olarak şeyin de valinin de devletin temsilcisi olduğunu, kaymakamın da devletin temsilcisi olduğunu da altını çizelim. Necdet Bir ilave yapmak isterim de şöyle. E... Hindistan dünyanın en eski demokrasi ülkesi, Amerika ise dünyanın en yeni demokrasisi olan bir yer. Ve demokrasi kavramı ülkelere göre, kültürlere göre değişiyor. Fakat gelilen nokta Amerika'daki demokratik yönetim daha farklı bir durumda. Türkiye'de demokrasi ilerlemediği görülüyor. Örneğin Cumhuriyet Hak Partisi döneminde, Sayın İnönü döneminde bir vali aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de il başkanıydı. Şimdi gelinen nokta ise gayri resmi söyleyebilir miyiz? Bakmak gerekiyor. Yani vali AK Parti ile bütünleştiği görülüyor. Mesela bu yasada yanlış söylememek için e, şuradaki maddeyi söylemek isterim. 72'nin 6. maddesi 2018'de çıkartılan Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle oluşturulan bu yasada şöyle bir ifade var. Devleti ve Cumhurbaşkanı temsil edecektir. Devleti nasıl temsil edeceğini biliyoruz. Açık ve net yazıyor. Ama Cumhurbaşkanı'nı nasıl temsil edeceği yazmıyor. Sadece bir kelimeden ifade. Cumhurbaşkanı da temsil eder diyor. Yetkilidir diyor. İşte burada bu anlam bozukluğu e, Acaba onun partili bir Cumhurbaşkanı olmasından dolayı ben burada partiyi de mi temsil edeceğim? O yüzden biraz önce bahsettiğim olaylar gerçekleşiyor. Bu da toplumu geriyor ve bu aslında hem iktidarı hem muhalefeti yerinde sayıyor. Neden? Kararsız seçmenlerin oranı %30'a dayandığını görüyoruz. Bunları konuşacağız geleceğiz. ama bunların tercihi bu gündem değil. Ee... anladım. Ne demek istediğiniz? yani daha da netleştirerek ifade ettiniz.